Yaşem. Eyvallah. Yani şu ilahinin üzerine Kadir Gecesi nedire dair hiçbir şey konuşmasak, sadece mısraları tefekkür etsek ve Kadir Gecesi budur desek yeridir. Eyvallah. Sözler kimin diye merak ettim. Aşkı deyince dedim ki anca aşkı söyler bu sözü Eyvallah. bu kadar gönülden derinden. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ben ederim. Hoş sefa bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci defa ağırlıyoruz sahurdan kalplere de. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Sevgili dostlar tekrar sizler de ekran başına hoş geldiniz. Kıymetli misafirim var. Onlarla biraz hasbihal edip biraz bu gecenin bereketinden, rahmetinden, muhabbetinden istifade etmek için yine birkaç bardak çayınız varsa işte onlar için huzurlarınıza geldik. Siz de hoş geldiniz. Yasin Pişkin hocam bizimle birlikte. Kadir Gecesi bildiğimiz, kalben hissettiğimiz, hakkını vermek için gayret ettiğimiz, Hani bu işlere çok ehemmiyet verenin de tamamen uzağında duranın dahi bir şekilde Kadir gecesidir yahu deyip kendisine bir çeki düzen verme ihtiyacı hissettiği bir gece. Peki Kadir gecesinin ehemmiyeti nereden geliyor? Kadir'in kadrini bilmek işte o ne demek? Kur'an-ı Kerim neyi söylüyor bu gece bize? Bunları konuşacağız inşallah. Yasin Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bırakmadık ki bu sene siz tatil yapabilirsiniz. <laughs> Estağfurullah. Çok sağ olun. Ama dedi ki madem biz yoruluyoruz, Hocam da bizim yerimize dinleniyor. Arada bir yorgunluğumuza da ortak olmaya gelsin. Allah razı olsun. Çok Sefalar sağ olun. getirdiniz. Sağ olun. Hemen Kadir Gecesi diyerek söze başlayalım. Kadrini bildirdi sureyi Kadir'de diyor. Adına bir sure olan bir gece bu gece. Kadir suresi bize neyi söyler? Belki e, bu soruya geçmeden Kadir neyi çağrıştırıyor bize? Yani o Kadir kelimesinin anlamı üzerinde bir mütalaa yapmak gerekiyor. Kadir kelimesi aynı kökten türeyen üç kelimeyi çağrıştırıyor bize. Birincisi kudret kelimesini çağrıştırıyor. Bu gece bir kudret gecesi. Allah'ın aziz ve celil olan Allah'ın tartıya vurulamaz gücünün, kudretinin, egemenliğinin, hükmünün, sultaniyetinin melekut aleminde, gayb aleminde ve kalp gözü açık olanlar için yaşadığımız madde aleminde tecelli ettiği, daha çok ete kemiğe büründüğü, daha çok ehli dile, ehli kalbe kendisini hissettirdiği bir kudret gecesi. Kadir gecesi aslında Allah'ın kudretinin simgelendiği bir gece. Sonra Kadir gecesi aslında bir kader gecesi. Çünkü bu konuda Kadir gecesinden bahseden ayetlere Duhan suresinde baktığımız zaman Estaizu billah. Fiha yufraku kullu emrin hakim buyuruyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Bu gece öyle bir gecedir ki hikmetli olan her iş Allah'ın ilmiyle meleklere taksim edilir. Bir sene bir sonraki seneye kadar ki süreçte ölümler, eceller, rızıklar ve insanın hayatında dönüm noktası olan sert kavislere, önemli hadiselere dönüm, dönüm noktası olan hadiseler belirlenir ve bu meleklere görev olarak tevdi edilir. Bu gece bir kader gecesidir. Özür dilerim. Hani bunu biz Berat gecesi yapılan bir şey gibi biliriz. Yanlış biliyoruz o zaman. Tabi o bahsettiğimiz Duhan suresindeki ayetleri bir kısım tefsirciler Berat gecesiyle ilgili olarak da mütala ediyorlar. Fakat ayetlerin öncesine baktığımız zaman Estaizu billah hamim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin ila ehrihi. apaçık kitaba andolsun ki diyor Allah Celle ve Ali Hazretleri biz Kur'an'ı çok mübarek bir gecede indirdik. Bütünsel olarak baktığımız zaman büyük bir kısım müfessir diyorlar ki bu aslında Kadir Gecesidir. Bu zaviyeden bakıldığında Kadir Gecesi aynı zamanda çünkü biraz sonra Kadir suresinden bahsederken meleklerin yeryüzüne inişini Allah anlatacak ve öyle görülüyor ve öyle anlaşılıyor ki Duhan suresinin bu ayetleriyle beraber mütala edildiğinde melekler Allah'ın kendilerine yüklediği, tavzif ettiği, vazife olarak verdiği işleri icra ve ifa etmek için iniyorlar. Bu gece bir kader gecesi ve bu gece aynı zamanda bir kadru kıymet gecesi, bir kadriyet bir değer gecesi. Neden değer gecesi? Niçin değer gecesi? Bu gece bir mevlid kandilidir aslında. Bu gece Allah'ın zikrul lil alemin diye vasfettiği kitabı kadiminin beşeriyet semasındaki doğum gecesidir. Bu gece evet. Kur'an'ın doğum gecesidir. Ondan dolayı bu gece kıymetlidir. Bu bir. Kur'an için kıymetli? Çünkü Kur'an'a göre Kur'an. Kur'an'a göre Kur'an nedir diye sorarsanız Kur'an'a göre Kur'an zikrul lil alemin olan bir kitabı kadim kıyamete kadar ki bütün insanları uyaran, onlara dünya ve ahiretin saadetini gösteren, şifeun lime fissudur olan, insanın göğüs dünyasında, insanın başına bela ruhi hastalıklarının tedavisi olan bir kitap, yehti lilleti hiya akvam olan bir kitap, hiç kimse ayranım ekşi demiyor, herkes gittiği yolun en doğru en istikametli yol olduğunu iddia ve ima ediyor. İşte Kur'an bu keşmekeşin, bu kaosun içerisinde yolların en kıvamında, en doğrusunda olana ileten bir kitap. Kur'an onun için indi, indi bu gece ve bu gece bir kadru kıymet gecesi. Ondan dolayı bu bir. İkincisi bu gece yine kadru kıymet gecesi bir değer gecesi. Çünkü bu gece alemlere safa Hazreti Mustafa peygamber oldu ashab kiram diyorlar ki Kur'an'ın inişiyle ilgili hatta bununla ilgili kronolojik bilimsel çalışmalar var. Hz. Peygamber'in veda haccından itibaren tarihi geriye doğru işlettiklerinde aslında yine e, Ramazan'ın 27. gecesi İkra, Bismirrabbi kellevi, halak ayetlerinin indiği tespit ediliyor. Şunu ifade edelim. Bu gece Allah Resulü'nün peygamberliğinin ilan edildiği, Allah Resulü'nün peygamber olduğu gece... Allah... özür dileyerek bir ara soru sorayım bölmeyeceksem. Şu mesela Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğuna dair kesin bilgimiz yok. Ama Efendimize İgra ayetinin ilk bu gece geldiğini kesin biliyor muyuz? 27. gece. Hazreti Ayşe'den gelen bazı rivayetlerde 27. gecesi olduğu ki zaten bir kısım alimlerin bazı rivayetlere dayanarak işte bu geceyi işaret etmeleri ve bugün bizim burada bu faaliyeti icra için toplanmamızdaki hikmet de buradan kaynaklanıyor. Evet. Şunu ifade edelim. Allah Resulü kim? Belki bunun üzerine birkaç cümle söylememiz gerekiyor. Allah Resulü bizzat kendi ifadesiyle Hz. Peygamber İmamun nebiyyine ve hatibuhum ve sahibu şefaatihim yevmel kıyame Kıyamet günü peygamberlerin öncüsü, kıyamet günü peygamberlerin sözcüsü, kıyamet günü ulul azim peygamberler de dahil bütün peygamberlerin şefaatine muhtaç olduğu şefaati uzmanın sahibi çünkü o Habibullah, çünkü o Nebiyullah'sı, çünkü o bizzat kendi ifadesiyle ve kuntu nebiyen ve Adamu beyne ruhi vel cesed daha atam Adem, daha dedem Adem ruh ile ceset arasında bir yerlerde iken peygamberliği melekut aleminde meleklerin dünyasında görülen, bilinen, temaşa edilen peygamber çünkü o bizzat kendi ifadesiyle Ekremul evveline vel ahirin çağına kadar yaşamışların, çağından sonra kıyamete kadar yaşayacakların efendisi, en kıymetlisi. Çünkü o Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle ilmi ledun sultanı, çünkü o tevhidu irfan kanı, çünkü onun aşkına devreyler felek, yüzüne müştak durur insu melek ve çünkü o kendi ifadesiyle her bir tuğlası bir nebi muhtereme delalet eden bir izzet duvarının son şeref tuğlası. Bu zaviyeden baktığımız zaman hem Kur'an'ın beşeriyet semasında doğuşu hem de Allah Resulü'nün ilk vahye muhatap olmasıyla İkra ayetinin Cebrail tarafından Hz. Peygamber'e getirilişiyle Allah Resulü peygamber oldu. Dolayısıyla üç zaviyeden baktığımız zaman Kur'an bu gece Allah'ın kudretinin, mahlukatın ve insanların kaderlerinin ve Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin ve Kur'an'ın indirilmesinden dolayı namütenahi ve enfes bir gece. Böyle evet. ifade edebiliriz. Şöyle diyelim mi hocam? Hani şuradan başlayalım isterseniz. Tamam Kadir Gecesi çok mühim ama Kadir Gecesi Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirildi. Ben okuduğum vakit çok müteessir olduğum bir hususu sizinle paylaşayım. Dostlara da tam işin aslını sizden duyuralım diye istiyorum. Hani 27. gece o Ramazan-ı Şerif'in Efendimizin Hira'ya gittiği gününde evinden çıkıp giden, sizin ifadenizle söyleyeyim, evinden çıkıp giden kim? Abdullah'ın yetimi, Abdülmuttalib'in torunu, Hatice'nin eşi radıyallahu anh'a, Hazreti Muhammed Mustafa. Ama nübüvvet yok. Mekkelilerden bir Mekkeli Hira'ya gidiyor. Dönüp gelirken Cebrail Aleyhisselam'ın kendisini sıktığı, ilk ayetleri getirdiği, kainatın efendisi, Bahri Alem Efendimiz dönüp evine geliyor bu defa. Kapıdan içeri girince Hatice annemiz derler ki o mahzunluğunu gör, ne oldu dedi. Mevzu anlatıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü. Şimdi ben peygamberim desem bana kim inanacak? Böyle bir mahzunluğun da gecesi aslında. Böyle büyük bir derdin onun omuzlarına yüklendiği gece aynı zamanda. Hatice validemizin ben inanırım deyiverişi o başlı başına muhteşem bir tablo. Ayrı yerde duruyor ama işin insani tarafından da biraz bahseder misiniz bize? Dönüp geldi ve evden çıkan olarak gelmedi artık. Evet şimdi tabii bir cümleyi burada kurmak ve Hazreti Peygamber'in vahiy ile ilk ruhi temasını sağladığı andaki yaşadığı o psikolojiyi biraz öncesinden alarak mütalaa etmek gerekiyor. Hem öncesi hem Hira'yı da biraz anlatır Peki, mısınız? Peki şöyle o ifade gece ne oldu Hira'da? Şimdi şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira inzivalarıyla meşhurdu. Ve Mekke ahalisi onun sık sık beldeden ayrılıp Hira denilen yere gittiğini ve orada bazı müsteşliklerin ve oryantiyatı desil bir yaylalama faaliyeti. Mekke çok sıcaktı. Orası çok serindi. Ondan dolayı gibi bir itamın çok fevkinde, çok üzerinde Allah Resulü Hira'da inzivaya çekiliyordu ve Mekke ahalisinin onun Hira inzivalarına atfettiği bir anlam vardı. Bir cümle vardı. Ne diyorlardı? Diyorlardı ki: "Aşika Muhammed Rabbehu Muhammed Rabbine aşık olmuş. Yani bu Hira inzivaları dini ifadesiyle bir ettahannuz, ettahannuf, et bir hanifleşmek, bir Allah'a yöneliş, bütün mevcudatı mahlukatı aşıp onun maverasına intikal ile ilgili bir ruhi eğitim idi Peygamber Efendimizin bu faaliyeti. Şöyle ifade edelim, bütün peygamberlerin nübüvvet geleneğindeki kaderlerinde bir ortaklık hissedilir. Bir somut örnekle meseleyi izah edeyim. Şimdi bakınız, Firavun bir rüya gördü, erkek çocuklarını katletmeye başladı. Hazreti Musa'nın annesi de bir rüya gördü. Onu sandukaya koydu, Nil'e attı. Nil, Hazreti Musa'yı Allah'ın düşmanının ve onun düşmanının sarayına götürdü. Orada besledi, büyüttü. Sonra bir Kıpti'yi öldürdü yanlışlıkla. Medyen'e kaçtı. Şu Şuayb Aleyhisselam'ın yanında 10 küsür yıl kaldı. Bir peygamberlik eğitimi aldı. Sonra ailesiyle beraber Mısır'a dönerken bir ağaç gördü. Ağaçta bir ateş gördü. Oraya geldiğinde İlk vahiy neyi biliyor musunuz Hazreti Musa'ya? Cümle şudur. Citte ale kaderin ya Musa. Ey Musa, annenin gördüğü rüyadan buraya kadar ki gelen sürecin tamamı Allah'ın süreçleri belki de iç içe geçirerek seni nübüvvetin ulvi anlam ve amaçlarına doğru ittiği, sevk ettiği bir süreç. Peygamberlerin nübüvvet öncesi hayatları onun için alalade beşeri bir hayat asla değildir. Burada Allah Resulü'nü peygamberlikten önce Mekke ahalisinin Muhammedül Emin olarak isimlendirmeleri, onun mümtaz sıfatlarla muttasıf olduğunu atları gibi bilmeleri bunun çok açık ifadeleridir. Hatta özür dilerim. Onun kader çizgisine bakarsak sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan babası, çocuk yaşta annesini kaybedişi, hamisinin olmayışı, yapayalnız büyüşü, hasbunallahu ve nimel vekil sırrına Cenab-ı Hak yakin ile muttali etmek istedi de onun için böyle oldu derler. Aynı Hz. Musa'da olduğu gibi bir hazırlanış var zaten. Daha Aslında doğmadan. suresi bunu ifade ediyor. Elem yecidke yetimen fe eve. Seni yetim buldu, barındırdı. Ve vecedeke dallen fehde Seni sorunların çözümü konusunda bir bilinçsizlik, bir çaresizlik içerisinde buldu da en doğru yola iletti diye devam ediyor. Belki de Duha suresini tek cümle olarak ifade et derseniz. Eddebeni Rabbi fa asene te'dibi. Hz. Peygamber Allah'ın rahleyi tedrisatında ahlakı onun gözetiminde inşa edilmiştir. Dolayısıyla şu cümleyi bizim kurmamız gerekiyor. Hı hı. Doğrudur. Peygamberimiz epistemolojik olarak bilinçsel düzeyde malumat olarak bir peygamberlik vazifesiyle vazifelendirileceğini bilmiyordu. Doğrudur. Ama peygamberimizi oraya iten, o dağları taşları aşmasını sağlayan onu halvette kalmaya sevk eden bir iç itilim vardı Peygamber Efendimizin mana dünyasında ve hatta büyük alimler bazı peygamberimizin ashabından gelen rivayetler de nübüvvetin ilk alameti olarak denir ki ona yalnızlık sevdirildi. Ona halvet sevdirildi. Çünkü celvetten uzak kalarak, halkın içerisinden uzak kalarak hem kavminin yaygın edepsizliklerinden korundu Allah Resulü hem de Allah'la tarifi imkansız bir kurbiyet kespetti. Ve şu cümleyi kuralım. Düşünsenize bir mağaradasınız, tek başınızasınız,